Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âminu ettekûllâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Müslim'in sahihinden Kitab-ül İman bahsinden 6. baba ne yapmıştık? Ulaşmıştık. İbn Abbas hadisinin ilk tarikini almıştık. Neydi babımız? Kâlel İmâmun Nevevîyü Rahimahullah Bâbul Emri bil İmâni Billahi Teâlâ ve Rasûlihi Sallallahu Aleyhi ve Selleme ve Şerâi'd-Din ve Duâi İleyhi ve Suâli Anhu ve Hıfzihi ve Tebliğihi Men Lem Yebluhu. Allah-u Teala ile Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmenin ve yine dinin şeriatlerine iman etmenin emredilmesi babı. Bunun yanında dine davet etme, dinle ilgili soru sorma, onu hıfzetme, belleme, koruma ve kendisine bu dinin ulaşmamış olduğu kimseye de dini tebliğ etmeyi emretme babı. Evet. Ne yaptık? Bab altında iki farklı rivayet vardı. İlki İbni Abbas'ın ki 3 tarikten bunu ne yapmıştı, zikretmişti. Biz ilk tarikini almıştık. İkinci ve üçüncü tarikini inşallah şimdi alacağız. Diğer rivayette Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'in rivayetiydi. O da gene 3 farklı tarikten ne yapmıştı? Gelmişti. Ne yapmış? 2 tane farklı sahabinin rivayetine yer vermiş. İbn Abbas ve Ebu Said el-Hudri. Evet, İbn Abbas hadisin ilk tarikini aldık. Şimdi Allah nasip ederse ikinci ve üçüncü tariklerini alacağız. 24 no'lu hadis. Evet, okuyalım. Gâle İmâmul Müslim rahmetullah. Gâle attasana Ebu Bekir ibn Ebi Şeybete. Bir daha. Gâle. Gâle attasana Ebu Bekir ibn Ebi Şeybete. Ve Muhammed ibn Musenna. Ve Muhammed ibn Beşşarim. Ve elfazuhum mutakarib etsin. قال أبو بكر قال اتسنا غنر عن شعبة وقال الآخران قال اتسنا محمد جعفر وحتسنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس وأتتهم امرأة تسأله عن نبيز الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا ومرحبا بالقوم أو بالوفد قال حزايا ولا ندامة قال فقالوا يا رسول الله إن نؤتيك من شقة نأتيك ده سن daha doğru. İnna ne tike, değil mi? Evet.
inna natika min shukkatin ba'idatin wa inna baynana wa baynaka hadhar hayya min kuffari mudara wa inna la nastati'u an natika illa fi shahril harami famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannata qala wa amarahum bi arba'in. Sen de ve mi fe mi? Ve fe de. Fe de. Evet. Qala fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Qala amarahum bil iman billahi wahdahu wa qala hal tadruna mal iman billahi? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم ومزفة والمزفة 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 قال شبة وربما قال النقير وربما قال المقير وقال وقال احفظوه واخبروا به من ورائكم قال ابو بكر في روايته من ورائكم وليس في روايته المقير. Evet. Bir önceki hadisin farklı bir neyi tariki arkadaşlar. Alalım senedini öncelikle, tercümesini. Bize hem Ebu Bekir bin Ebi Şeybe hem de Muhammed bin el-Müsenna ile Muhammed bin Beşşar rivayet ettiler. Hepsinin lafızları birbirine yakındır. Şimdi ne yapmış İmam Müslim? Allah kendisine rahmet eylesin. Gani gani. Üç tane şeyhinden ne yapmış? Hadisi almış. Üç tane şeyhi var aynı tabakada. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe, bildiğimiz İbni Ebi Şeybe, Muhammed bin el-Müsenna ve Muhammed bin Beşşar. Üçü haddesena demiş. Bazen haddeseni diyordu hatırlıyorsanız. Bana tahsis etti. Yani sadece hocasından aldığında kendisi vardı. Ya da başkaları da vardı ama hocası sadece ona ne yaptı hadisi? Tahsis etti, rivayet etti. Ama burada öyle değil. Bu üç hoca da İmam Müslim dahil olmak üzere başka talebelerin de bulunduğu ortamda ne yapmış? Hadisi vermişler. Şimdi ne yapmış ondan sonra? Ve elfazuhu mutakaribe. Yani bu üçü bize tahdis ettiği, bu üçünün de rivayet ettiği lafızlar birbirine ne? Yakın. Yani şimdi mana ile rivayetin caiz olduğunu gösteriyor bu. İmam Müslim'in Buhari'den bir farkı da bu, biliyorsunuz. Mana ile rivayeti daha kolayca kullanabiliyor. Buhari muhakkak ki lafızları ayrı ayrı veriyor. Ama İmam Müslim ne yapıyor? Miflehu, nahvehu gibi tabirler kullanıyor. Nedir bu miflehu, nedir nahvehu? Bu ihtilaf edilmiştir. Miflehu'dan kasıt acaba tam %100 benzeri midir? Nahvehu'dan kasıt yani aynı lafıza benzer bir lafız mıdır? Bu ihtilaflı olmakla beraber miflehu deyince daha çok şu anlaşılıyor. Yani tıpatıp aynısı. Nahvehu deyince yakın. Mütekarip demek. Daha sonra ne diyor? Evet. Ebu Bekir dedi ki. Şimdi burada özellikle Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe'nin senediyle metnini tercih ediyor ama. Şimdi Muhammed İbni Müsenna ve Muhammed bin Beşşar da var ama yeniden neye döndü? Ebu Bekir'e döndü. Yani Ebu Bekir dedi ki diyor, madem ki lafızlar ne? Yakın, mütekarip. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe dedi ki evet, kimden? Bize Gunder. Gunder, daha önceden aldık. Şube'den. Şube İbni Haccac. Nakle rivayet etti. Evet. Diğer ikisi dediler ki bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. Dedi ki bize Şube Ebu Cemre'den rivayet etti. Ebu ve galel aharan. Diğer ikisi dediler ki evet. Evet. Ebu, bize kim? Muhammed bin Cafer ne yaptı? Rivayet etti. Devam edelim. Bize Şube Ebu Cemre'den rivayet etti. Ebu Cemre şöyle demiş. Ben İbn Abbas'ın huzurunda onunla halk arasında tercümanlık ediyordum. Şimdi Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe diyor ki bize Gunder o şubeden. Bize Gunder o da kimden? Şubeden. Yine diyor ki diğer ikisi dediler ki Muhammed bin Cafer ne dedi? Bize Şube Ebi Cemre'den.
He. Yani Gunder yerine kim var? Muhammed bin Cafer var. Gunder yerine kim var? Muhammed bin Cafer var. Yani ilkinde İbn-i Ebi Şeybe, Gunder, Şube. He. Daha bir sonrakinde Ebu Bekir, İbn-i Ebi Şeybe var. Evet. Başka kim var? Muhammed bin Cafer. O kimden? Şube'den. O kimden? An Ebi Cemre. Ebu Cemre'den. Evet. Ebu Cemre tabiinden daha önce aldık. Bir önceki rivayete bakarsanız zaten orada da Ebu Cemre'de birleşiyor. Demek ki müşterek ravi kim? Ebu Cemre. Müşterek ravi kim? Ebu Cemre. Evet, devam edelim. Ben İbn Abbas'ın huzurunda onunla halk arasında tercümanı veriyordum. He. Şimdi he. Burada ilk rivayetten farkı şu. Ebu Cemre direkt İbn Abbas'tan rivayet etmişti. İbn Abbas'tan dedi ki İbn Abbas. Burada yani olayı bizzat kendi anlatıyor. Orada bir ravi konumundaydı. Ravi konumunda olunca he, doğrudan yaşayıp yaşamadığını o hadiseyi bilemiyorsunuz değil mi? Çünkü bir yani ne yaparsın İbn Abbas'tan bunu duyarsın. Yanlış mı söylüyorum? İbn Abbas'tan bunu duyarsın nakledersin. Burada öyle değil. Bizzat kendisi mübaşeret ediyor. Şahit. Yani şimdi ona göre oku. Ne demiş Ebu Cemre? Ben İbn Abbas'ın huzurunda onunla halk arasında tercümanlık ediyordum. Yani İbn Abbas'ın huzurundayım, yanındayım. Onunla halk arasında ne yapıyorum? Tercümanlık yapıyorum. Birazdan zaten ne demek olduğunu açıklayacak. Evet. Derken ona bir kadın gelerek desti şırasının hükmünü sordu. Derken ona bir kadın geldi tam bu sırada ve ona desti şırasının neyini sordu? Hükmünü sordu. Evet. Desti şırası diyor ki he, Nebi Filcer dediği desti yani kap şırası. Neden yapılma o cer onu açıklayacak birazdan. Evet. Bunun üzerine İbn Abbas şunu söyledi. Evet. Abdülkays Seyyid'i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler de bundan sonrası işte İbn Abbas'tan doğrudan naklen. Merfu kısmı bu. Ama bir önceki rivayette Ebu Cemre'den bu ravi olarak nakledilmişti ama hangi sıbak ve sıyakta geçtiği belli değildi. İbn Abbas bu rivayeti niye söylemiş? Ona bir kadın gelmiş. Ebu Cemre'nin de vazifesi ne? O kavimle, toplulukla İbn Abbas arasında mütercimlik yapmak. Ora bir kadın geliyor. Ne diyor? Desti şırasının hükmü nedir diyor. Bunun üzerine İbn Abbas da merfu kısmı yani bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen kısmı ne yapıyor? Naklediyor. İlk rivayette doğrudan ne var? Bu merfu kısım var. Doğrudan ne var? Merfu kısım var. Anladık değil mi arkadaşlar? Evet. Abdülkays Heyeti. Abdülkays Heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine siz kimin heyetisiniz? Yahut siz hangi kavimsiniz diye sordu. Evet, bunu sormanın sünnet olduğuna dair ne? Muhtelif rivayetler de var arkadaşlar. Allah'ın selamından sonra hangi kavimdensiniz? Hangi aşirettensiniz? Hangi beldedensiniz? Hangi şehirdensiniz diye ne yapılabilir? Sorulabilir. Bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam sormuştur. Bu hemşericilik ya da ayırmacılık değildir. İnsanları tanımaktır. İnsanları ne yapmaktır? Tanımaktır. Bizzat Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam açıkça menil veft ev menil kavm diyor. Gelen delegasyon kimdir? Ya da gelen topluluk kimdir? Kimin nesidir? Neredensiniz? Menşeiniz ne? Kendinizi ne yapın? Tanıtın. Evet. Devam edelim. Onlar Rabia İz dediler. Ki daha önceki rivayetle ne zaten? Muvafık. Evet. Hoş geldiniz ey kavm. Yahut heyet. Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin buyurdu. Evet, terhip ediyor değil mi Peygamber aleyhissalatü vesselam? Merhaban bil kavmi. Bak merhaba da denirmiş. Merhaban bil kavmi. Yani gelene terhip etme geleni. Yani merhaba demek. Merhaban bikum. Eyyuhel ihve. Ey kardeşler merhaba. Merhaban bil kavmi. Merhaban bil etrak. Mesela biz bir alimin huzuruna gitmiştik. Türk talebeler olarak. Demişti ki merhaben bil etrak. Türklere merhaba olsun. Denebilir. Bunlar nedir? Karşıdaki üzerinde ne bırakır?
çok güzel olumluluklar bırakır, etki bırakır. Değil mi? Ha, gençler hoş geldiniz mesela. Gelenler gençler, hoş geldiniz. Ha, ya da bayan talebeler gelmiştir, hoş geldiniz. Bu nedir? Terhiptir, değil mi? Ha, gelen insanlar üzerinde ne bırakır? Güzel etki bırakır. Tabii Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları sadece kendi doğallığı içinde yapmıyor. Bir peygamber olarak Allah'ın ilhamı söz konusu. Ama biz onu ne yapıyoruz? Onun o güzel hayatından, siretinden alıyoruz. Ha, yani gelen kavmin kim olduğunu sormak, sünnet olduğu gibi gelenlere merhaba demek, hoşbeş etmek de ne? Sünnet. Evet, devam edelim. Bunun üzerine heyet, ya Resulallah, gerçekten bizler çok uzak bir yerden sana geliyoruz. Senin aramızda Mudar kafirlerinden müştekil şu kabile var. Evet. İnna ne'tike min şukkatin ba'idetin. Şukka kelimesini bugün Araplar şakka şukka daire olarak kullanıyorlar. Yani biz sana uzak bir daireden geliyoruz. Bak, demek ki lafızlar, kelimeler zaman içinde farklı anlamlar ne yapabiliyor? İfade edebiliyor. Bak, şukka kelimesi halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselamın dönemindeki Arapça ne o dönemde? En zirvede, belagatın en fasih olduğu o dönemde yer anlamında kullanılıyor. Yer anlamında. Bugün ama ne? İşte daire. Apartman katındaki o daire, o bölüm, birim olarak kullanılıyor. Yani demek ki kelimeler zaman içinde değişik anlamlar ne yapabiliyor? İfade edebiliyor. Ha, min mıntıkatin baidetin, min mekanin baidin de diyebilirdi. Ama şukka kelimesini kullanmış mesela. Evet, o göze çarpıyor burada. Evet, devam edelim. Senin aramızda Mudar kafirlerden müştekil şu kabile var da müteşekkil. Müteşekkil şu kabile var da haram aylarından başka bir zamanda sana gelemiyoruz. Diğer rivayetle ne? Muvafık. Mutabık. Evet. Şimdi bize kestirme bir şey emret de onu bizden sonrakilere haber verelim. Yani şimdi çok enteresan bir tercüme yapmış. Kestirme bir şey emret. Yani demek ki o dönemde bu kelime kullanılıyor. O dönemde bu kelime kullanılıyor ama hakikaten güzel yani. Femurna bi emrin faslin. O fasıl kelimesini kestirme bir emir demiş. Fasıl. Halbuki yani belki bugün tercüme etseydik onu kestirme değil de bize öyle bir şeyi, öyle bir hususu emret ki o bizi ne yapsın? Bir an önce o kötü halimizden, bir an önce o eski halimizden ne yapsın? Ayırsın. Ayırgaç görevi yapsın. Yani biz onunla ne yapalım? Temayüz edelim. Sıyrılalım. Ortaya çıkalım anlamı verilebilir. Ama kestirme de güzel bir anlam. Kestirme de güzel bir anlam. Yani şu anda bir mütercim bu anlamı asla düşünemezdi. O dönemde demek ki kullanılıyor bu kelime. Kestirme deyince bugün biz daha çok ne anlıyoruz? Kısa yoldan. Hemencecik ulaştıran, ama fasıl kelimesi doğrudan kısa yolu ifade etmiyor. Ayırgaç. Yani doğruyu eğriden, güzeli çirkinden, kötüden ayırt eden ne? Bir sıfat o. Evet, bir daha oku o cümleyi. Şimdi bize kestirme bir şey emret de onu bizden sonrakilere haber verelim. Onunla cennete girelim demiş. Evet. Onu bizden sonrakilere haber verelim demiş mesela. Bizden sonrakilere. Bu da enteresan bir tercüme. Nuhbiru bihi men veraena. Bu men veraena kelimesini bizden sonrakiler olarak tercüme etmiş. Halbuki bu kelime daha çok bizden sonrakilere değil, arkamızda bıraktıklarımıza haber verelim olarak tercüme edilebilir. Yani döndüğümüzde kime? Arkamızda bıraktıklarımıza haber verelim. Bizden sonrakilere demiş. Yani yani sanki sonraki kavimler ya da sonraki nesiller, işte evlatlar, torunlar gibi bir anlam çıkmış ama o çok daha uzak bir anlam. Halbuki inşallah daha isabetli olan bizden sonrakiler değil de döndüğümüzde arkada bıraktıklarımız var ya. Buraya geldik, arkada bıraktıklarımız var. Döndüğümüzde arkada bıraktıklarımıza haber verelim anlamı verilirse daha hoş olur. Ama bu da daha geniş, daha vasi bir anlam olabilir. Yani bugün mesela bak, biz aynen mütercimin dediğine tabiiz. Biz o insanların geride bıraktıkları değiliz ama daha sonrasında gelenleriz. Bak, bize haber vermişler. Olabilir. Ama o anlık doğrudan onu kastetmiyorlar. Yani oraya kurşun kalemle geride bıraktıklarımıza derseniz
O da anlaşılır. Geride bıraktıklarımıza ya da arkamızda bıraktıklarımıza, yani o kavmimize. Arkamıza bıraktıklarımıza. Ne derseniz o da olur. Evet. Yani tercümelerde tasarruf caizdir. Evet, devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şey emretti ve kendilerini dört şeyden neyi buyurdu? Yani bak işte öbür lafızda hemen hemen ne, öbür rivayetle müşterek, orada da ne yapmıştı? Dört şey emretti, dört şeyden nehyetti. Evet, devam edelim. Onlara evvela yalnız Allah'a imanı emretti. Yani şimdi burada ne diyor? Diyor ki işte dört şey emretti, dört şeyden sakındırdı. Önce emrahum bil imani billahi vahdehu. Sadece Allah'a iman etmeyi. Halbuki diğer rivayette neydi? Ne demişti? El imani billahi. Allah'a iman demişti sadece. Ne demişti? Allah'a iman. Burada ne yaptı? Vahdehu kelimesini de kullandı. Sadece. Bir tek Allah'a iman. Diğer rivayette daha sonra onlara Allah'a İmanın ne olduğunu açıklamıştı hatırlarsanız. Ne demişti? Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'a iman etme, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun neyi? Resulü olduğuna. Şimdi burada bakın, sadece Allah'a iman etmeyi emrediyor, sonra da onlara ne yapıyor? Soruyla bunu açıklıyor. Bu da Peygamber Efendimizin üslubu. Yeri geldiğinde karşıdakine soru sormak. Ne diyor şimdi? Ne diyor? Oku. Allah'a iman nedir? Bilir misiniz dedi. Allah'a iman etmeyi emretti ilk olarak. Sonra da Allah'a iman etmek nedir? Bilir misiniz? Evet. Allah ve Resulü bilir. Cevabını verdiler. Evet. O tevazu. Ne dediler? Gale hel tedrune mel imanu billah. Galu Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Ne dedi şimdi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etmek. Aynı. Müşterek oldu. Burada sadece fazladan bir soru var. Bizzat Peygamber Efendimizin onlara sorduğu soru var. İkincisi, evet, devam edelim. Namazı dosdoğru kılmak. Öbür rivayette de namazı dosdoğru kılmak. Zekatı vermek. Öbür rivayette de zekatı vermek. Evet. Ramazan'ı tutmak. Öbür rivayette Ramazan yoktu, değil mi? Öbür rivayette Ramazan yoktu. Ganimetin beşte biri vardı. Ramazan yoktu. Bak burada Ramazan eklendi. Ramazan orucunu tutmak. Devam edelim. Ve bir de ganimetin beşte birini vermenizdir buyurdu. Evet. Bir de ganimetin beşte birini vermeniz diğer rivayetlerde de var. Diğer rivayette de var. Burada fazladan ne var? Ramazan orucu var. Devam edelim. Ve kendilerini dubbadan, hantemden ve müfezzeften nehyetti. Evet. Ne yaptı? Müzeffet. Öyle mi yazılmış orada? Müzeffet. Diğer rivayette de aynı şeyler hemen hemen vardı. Sadece arada ne var? Kelime farklılıkları var. Burada dedi ki dubba, ki ilk rivayette de hani dubba demişti. Vel hantem, onda da hantem demişti. Burada daha sonra ne dedi? Vel müzeffet dedi. Halbuki diğer rivayette ne var? Vel nakir vel mukayyer var. Nakirle mukayyer kelimesi var. Burada müzeffet dedi. Devam et. Daha sonra evet. Devam et. Şube galiba nakirden de dedi. Şube İbnül Haccaç diyor ki, Şube İbnül Haccaç ne diyor Şube İbnül Haccaç? Galiba ne dedi? Nakir. Diğer rivayette var nakir. Evet, devam et. Galiba mukayyerden de dedi. Yani Şube İbnül Haccaç diğer ravilerden farklı olarak, o raviler burada dubba, hantem, müzeffet diyor. Şube İbnül Haccaç o yasakladığı, nehyettiği şeyler içinde nakir ve mukayyeri de saydı. Diğer rivayette nakir var zaten. Devam edelim, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu belleyin de sizden sonra haber verin buyurmuştur. Şimdi diğer rivayette bu yok. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, bunu iyice belleyin. İşte bak, belleyin. Bab başlığında hıfzıhi geçti. Bellemek, korumak. Bab başlığını İmam Nevevi bu hadisin bu bölümünden almış. Anladık mı? Ya o bab başlığındaki kelimeler muhakkak hadisten bir yerden ne yapılmıştır? Alınmıştır. O bab içindeki hadisten bir yerden alınmıştır. İyice belleyin ve kime bildirin? İşte bu sizden sonrakiler demiş ama daha çok ne dediğim gibi geride bıraktıklarınız gene. Çünkü aynı lafız burada da var. Men veraekum ya da
ve ahbiru bihi min veraikum. Evet, devam edelim. Evet. Ebu Bekir kendi rivayetinde sizden sonrakilere demiştir. Onun rivayetinde mukayyer lafzı yoktur. Evet. He, Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe rivayetinde min veraikum yerine men veraikum demiş. Dediğimiz gibi. Min veraikum yerine min veraikum. Sonrakiler yerine men veraikum. Yani geride bıraktıklarınız. Yine onun rivayetinde ne yok? Mukayyer lafzı yok. Bakın lafız farklılıklarında ne yapıyor bizzat ravilerin? Zikrettiği lafız farklılıklarında ne yapıyor? Veriyor. Evet. He, kısaca hadis bu meyanda cereyan etmiş. Bakalım Ahmet Davutoğlu Hoca evet şerhi sadedinde neler söylemiş. Evet okuyalım. Hadisin senedine dikkat edilirse görülür ki İmam Müslim Rahimahullah adeti vecihle yine büyük bir dikkat ve ihtiyat göstermiş. Şöyle ki senette zikri geçen Gundar ile Muhammed bin Cafer aynı şahıstır. Binaenaleyh sözü kısadan keserek bu üç zat bize Gundar'dan o da Şube'den ila ahirihi rivayet ettiler. Bak şimdi bura çok önemli. Bir daha oku o cümleyi. Şöyle ki nerede? Şöyle ki senette zikri geçen Gundar ile Muhammed bin Cafer aynı şahıstır. He. Şimdi Gundar dedik ya bak. Ebu Bekir bin Şeybe Gundar'dan o şubeden. He. Sonra he. Diğer ikisi diyor ki Muhammed bin Cafer. He. İşte Muhammed bin Cafer. He. Muhammed bin Cafer Gundar'ın ismi. Gundar kısa lakabı. Ama öyle geldiği için öyle alıyor. Öyle geldiği için öyle alıyor. Evet şimdi bir daha oku o cümleyi. Şöyle ki senette zikri geçen Gundar ile Muhammed bin Cafer aynı şahıstır. Binaenaleyh sözü kısadan keserek bu üç zat bize Gundar'dan o da Şube'den ila ahirihi rivayet ettiler diyebilirdi. Evet. He, bu üç zat bize Gundar'dan o da Şube'den. Evet. Yani kimdir bu üç zat? He, İbn-i Evşeybe, Muhammed bin Musenna, Muhammed bin Beşşer. Gundar'dan o da kimden? Şube'den. Evet. Devam edelim. Fakat Müslim rahimahullah bunu yapmadı. Çünkü ravi Ebu Bekir bize Gundar Şube'den diyerek rivayet etmiş. He. Çünkü diyor Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe aynen öyle demiş. Bize Gundar Şube'den. Diğer iki zat ise evet. Diğer iki zat ise bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. Tabirini kullanmış. Yani Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe lakabıyla hitap etmiş Gundar. Diğer iki zat ise bizzat Muhammed bin Cafer diyerek ismini vermiş. Yani demek ki ne yapacağız? Gundar'ın Muhammed İbni Cafer olduğunu bileceğiz. Daha önceden Gundar geçti. Ama bak işte unutuyor insan şerhe dönünce hatırlıyor. Şerhin faydasını gördük mü? Yani eğer iyi mudakkık değilsen bunlar farklı adamlar olarak ne yaparsın? Algılarsın. Devam edelim. Bize Muhammed bin Cafer rivayet etti tabirini kullanmışlardır. Yani Ebu Bekir aynı şahısın lakabını, diğerleri ise ismini zikretmişlerdir. Yani işte Ebu Bekir İbni Şeybe lakabını, diğerleri neyini? İsmini. Evet. Yani diğerleri dediği ikisi kim? Muhammed bin Musenna ile kim? Muhammed bin Beşşar. Diğer ikisi dediği kim? Muhammed bin Musenna ile Muhammed İbni Beşşar. Evet, devam edelim. Bir de Ebu Bekir Şube'den demiş. Ötekileri bize Şube rivayet etti. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe Şube'den demiş. An Şube. Muan'an. Doğrudan ittisale hamledilir mi, hamledilmez mi? Genel kanaat edilir ama edilmeye de bilir. Ama diğer ikisi Muhammed bin Musenna ile Muhammed bin Beşşar haddefena Şube demiş. Doğrudan neyi tasrih etmişler? Sema, yani işitme. Evet. Devam. Bu suretle iki rivayet arasında iki cihetten muhalefet hasıl olduğu için Müslim rahimahullah buna tembihte bulunmuştur. Yani buna tembihte bulunmuştur. Yani buna dikkat çekmiştir demek. İşte eski tabirler bunlar. Buna dikkat çekmiştir. Evet. Yani senedin neyi? İnceliği burada. Bu reka iki ki işte bu inceliktir. Onu da burada ne yapmış? Şarih vermiş. Şimdi metne geçelim. Evet. Bu daha çok teorik bir bilgi. Evet. Metne geçelim. Siz kimin heyetisiniz yahut siz hangi kavimsiniz ifadesinde yahut ravinin şüphesini bildiren bir sözdür. Yani ravinin şüphesinden kaynaklanır diyor bu. Evet. Buhari şarihi aynının beyanına göre bu söz Şube'nin olacaktır. Yani evet. Ramafi Ebu Cemre'nin
olması ihtimali de vardır. Yani bu şüphe şubeden mi Ebu Cemre'den mi, yani ihtilaflı. Yani şubeden de kaynaklanabilir diyor. Başka kimden de kaynaklanabilir diyor? Ebu Cemre'den de kaynaklanabilir diyor. Şimdi burada aynı demiş bakıyorsanız. Daha önceden biliyorsunuz Buhari'nin iki şarihinden özellikle bahsediyor. Hatta üç şarihinden. Bir tanesi Fethül Bari İbn Hacer ki Şafi bir alim. Diğeri aynı Hanefi bir alim. Umdetül Kari, bir de İrşadus Sari var Kastallani'nin, ama özellikle Ayni'den çokça ne yapıyor arkadaşlar? Alıntı yapıyor. Çokça ne yapıyor Ayni'den? İstifade ediyor. Sayfa 124'ü açın. Sayfa 124. Sondan 3. satır oku. Dedeleri. Sondan 3. satır. Dedeleri. Dedeleri Ankara'da. Sondan. Dipnot yok ha. Sondan. Dedeleri. Dedeleri Ankara'da bir Türkmen ailesi olan ve sonradan babası Gaziantep'te doğup büyüyerek şehrin kadısı olan Ahmet'in oğlu Bedrüddin Muhammedül Ayni. Buhari Şerh-i Umdetül Kari cilt 10 sayfa 613'te Ebu Zura'nın adını her an olduğunu tespit etmektedir. Şimdi biliyorsunuz ne dedik? Daha önceden Hattabi de geçmişti. Orada da Hattabi de Türktü. Türk alim olunca bunu özellikle ifade ediyor. Türk alim olunca bunu özellikle ne yapıyor? İfade ediyor. Dedeleri Ankaralı bir Türkmen ailesi olan. Aslen Ankaralı. Yani demek istiyor ki sadece alimler kimden çıkmıyor? Araplardan çıkmıyor. Onu belleyelim. Arap menşeli bir din olmak zorunda değil. Bu din bütün insanlığın, bütün Müslümanların dini. Kim ki ne yaparsa ihlaslı bir şekilde kendini ilme verirse alim olur. Olmaz diye bir kural yok. Dedeleri Ankaralı bir Türkmen ailesi olan ve sonradan babası Gaziantep'te doğup büyüyerek şehrin kadısı olan Ahmet'in oğlu Bedrüddin Mahmud el Ayni. Yani bundan şimdi Ankaralılar da övünür, Antepliler de övünür. Peki şimdi burada yani İmam Ayni'yi böyle methetmiş de İbn Hacer'i methetmemiş mi? Yani İbn Hacer şimdi Arap. Hakkını vermemiş mi? Onun hakkını da çok güzel vermiş. Yukarısında 9. Hicret asrının onun yukarısında 9. Hicret asrının oku. 9. 3 satır 4 satır yukarısında 9. Hicret asrının 9. Hicret asrının büyük hadis hafızlar arasında mezhebinin salikleri tarafından diğerlerinin rağmına büyük şöhrette ulaşan ve ulaştıran. Ulaştırılan yani 9. asrın büyük hadis hafızları arasında mezhebinin salikleri yani mezhebinin yolundan gidenleri tarafından diğerlerinin rağmına yani diğerlerine rağmen büyük şöhrete ulaşan ve ulaştırılan evet 32 cilt. 32 cilt sahabe, tabi'in ve ricale hadis hakkında eser yazmış olan İmam Hafız İbni Hacer el Askalani rahmetullahi aleyh. Onu da böyle methetmiş. Onu da ne yapmış? Böyle methetmiş. Ama dediğimiz gibi eğer bir alimin aslı Türkse muhakkak şari ona değiniyor. İşte bu o aynı. Bu o aynı. Neden? Yani 60'ların 70'lerin neyi? Alimlerinden biliyorsunuz hayatını almıştık. Yani çok badireler atlattı. Bulgaristan'dan göçtü geldi. Yıllarca biliyorsunuz Ezer'de kaldı. Diyanet'te falan ne yaptı? Görev yaptı derken Konya'daki bir konuşmasından dolayı bayağı hakaretlere uğradı. Yani öyle bir zat işte o dönemde diyor ki ey gençlik bak yani işte sizin içinizden de böyle neler çıktı? Alimler çıktı. Biraz da onları tanıyın. Onun için hakkında bilgi veriyor. Hatta bir hakkında da yapmıştı. İleride de gelecek. Özellikle orada onu değindi. Bak burada bir daha değinmiyor. Niye? Çünkü daha önceden değindi. Özelliği o. Tabii hatırlamadınız belki de ama. Unuttunuz. Halbuki okuduk onu burada. Unutmayacağız değil mi? Unutmayacağız. Evet. Devam edelim şimdi. İşte o aynı bu aynı. Yani gökten inmedi. Başka bir adam değil o. Aynının beyanına göre yani şube de olabilir, Ebu Cemre de olabilir. Evet. Kirmani ise bak 3 şart dedik değil mi? Bir tanesi de Kirmani. Evet. Kirmani onu İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya nispet etmek istemişse de
doğru dedi. Yani bu şüphe İbn Abbas'tandır demek istiyor Kirmani ama doğru görmüyor onu aynı. Evet. Tercüme bir lisanı başka lisana ifade lisanla ifade etmek. Yani tercüme yapıyor dedi ya İbn Abbas'la kavmi arasında hani Ebu Cemre. Heh. Evet ne demek tercüme? Bir lisanı başka lisanla ifade etmektir. Evet. Rivayeten nazaran Hazreti Ebu Cemre radıyallahu anh'tan aslen Acem olduğundan bu dille konuşulanları İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya tercüme etmiştir. Yani Ebu Cemre aslen Farisi, Acem. He. O dili biliyor. Bildiği için İbn Abbas'la kavim arasında tercüme yapıyor. Evet. Ebu Amr İbn Salah diyor ki İbn Salah meşhur. İbn Salah Şafii alimlerden. Evet. Bence bu zat İbn Abbas'ın sözünü işitmeyenlere duyuyordu. He. O da diyor ki buradaki tercümeden kasıt şey değil. Dili tercüme değil. Yani bir nevi ulaştırıcılık vazifesi yapıyor. Yani İbn Abbas'ın sözünü işitmeyenlere ulaştırıyordu. Evet. Devam et. Bu da ya işitmeye mani olacak derecede kalabalıktan yahut sözün anlaşılamayacak kadar kısa olmasına ileri gelirdi. He. Yani bu ayrı bir kavim olduklarından ya da Arapçayı bilmediklerinden değil ya ne ya uzak bir mesafe vardı arada. He. Ya da işte çok böyle ne kısa bir şekilde ifade ediliyordu anlamıyorlardı. Evet. Ebu Cemre radıyallahu anh onu anlatırdı. He. Yani bu ana bir nevi şerh yapardı. Ya da işitmemişlerse işittirirdi. Onu kastediyor. Bu da mümkün, bu da mümkün. Evet. İbn-i Salah tercümenin bir lisanı başka bir lisanla ifadeye mahsus olmadığını, ulemanın bab yerine tercüme sözünü de kullandıklarını söylüyor. Yani tabii şimdi hani yani bir lisanı başka bir lisana tercüme etme, çevirmek değil sadece Arapçada tercüme. He, Arapçada tercüme bab yerine de kullanılır. Konu başlığı yerine de kullanılır ya da ne yerine tercemeyi hal diyoruz mesela. Adamın biyografisi. O anlamda da ne yapılabilir? Kullanılabilir diyor. Evet. Devam et. Nevevi tercümenin Berik'inden duyduğunu ötekilerine, ötekilerden işittiğini Berik'ine anlatmak manasına geldiğini kabul ediyor. Evet. Yani Nevevi de bunu kabul ediyor. Yani illa da başka bir dile çevirme değil. Berik'inden duyduğunu öbürküne ne yapma? Nakletme. Bu da nedir? Tercümenin kapsamındadır diyor. Evet. Devam edelim. Merhaba kelimesi mastardır. Yani demek ki bu tercümeden anlaşılacağı ne daha çok tercih edilen başka bir dile tercüme etme değil de ya ne ya işitmeyene bunu bir vesileyle kalabalıktan ya da başka bir gerekçeyle sesi kısıktır, hastadır vesaire onu bilemiyoruz. Ne yapma işittirme ya da ne açıklama anlaşılmayan bir şeyi ne yapma açma. Açıklama niye anlaşılmamıştı? Çok kısa çok özlü konuşmuştur ondan dolayı. Anlaşılmamıştır. Onu da ifade etme tercemedir diyor. Evet. Merhaba. Merhaba kelimesi mastardır. Meful mutlak olmak üzere nasb edilmiştir. Eyvah. Meful yani urahibukum. Evet. Evet. Devam et. Araplar bu kelimeyi hoşbeşte ve birbiriyle karşılaştıkları zaman ikram ve iyilik manasında kullanırlar. Bak hoşbeş kelimesi görüyor musunuz? Hoşbeş. Şimdi pek kullanılmıyor. He. Hoşbeşte kullanma. Hoşbeş. Osmanlıcası hayla. Hoş beş. Heh, evet. Evet. Farsçadan geçme. Evet. Hı. Devam et. Hatta onlardan lisanımıza da geçmiştir. Bizde ekseriyetle selam manası. Onlardan lisanımıza geçmiş işte. Merhaba. Heh. Ama onlardan bizim lisanımıza esselamu aleyküm yerine geçmemiştir. Şimdi adam selam vermiyor. Merhaba diyor. Değil. Esselamu aleyküm. Eyyuhel ihve merhaban bikum ehlen ve sehlen. Onları öyle kullanıyorlar. Ama bizde selam ne? Kalkıyor. Ha. Yani merhaba diyor böyle bir de ne yapıyor? Selam çakıyor değil mi? Ha. O yok. Allah'ın selamı. Sonra merhaba da diyebilirsiniz. O ayrı. Ama Allah'ın selamı evet. Devam edelim. Bizde ekseriyetle selam manasında kullanılır. Aslında merhaba geniş yer manasındadır. Gelen ziyaretçiye merhaba demek geniş yere geldin, rahat ol, sıkılma manasını ifade eder. Yani terhip işte. Yani onu ne yapma? İstikbal, hüsnü istikballe karşılama. Eskilerin tabiri ne demek hüsnü istikbal? İyi karşılama. Değil mi? Heh. Evet. Askerinin beyanına göre Araplardan ilk defa merhaba diyen Zülyezen olmuştur. Zülyezen, evet. Olmuştur. Yani askerinin tespitine göre ilk kez merhaba o demiş. Evet. Hazaya Hazya'nın cem'idir. Evet. Hazaya diyor.
Hazya'nın neyidir? Cem'idir değil mi? Heh. Bizzat rivayette geçtiği için ne yapıyor? Bütün lafızları açıklamıyor. Daha önceki rivayette geçen lafızları da açıklamıyor. Gayra hazaya velen nedama diyor ya. Evet. Gayra hazaya velen nedama. Evet. Ne demekmiş hazaya? Hazya'nın cem'i. Yani Hazyan utanan demektir. Zelil ve hakir manasına gelir diyenler de vardır. Hatta ya daha çok utanan anlamına gelir ama zelil ve hakir manasına. Yani Allah sizi utandırmasın demek. Gayra diyor çünkü olumsuz. Allah sizi utandırmasın ya da zelil ve hakir kılmasın. Hatta evet. Hatta bir belaya düşer oldu da Allah kendisini rezil uzva etti. Rüsva etti manasına geldiğini söyleyenler de var. Yani Allah seni bir belaya düşer olduğundan dolayı da rezil rüsva etmesin anlamı çıkarır diyor. Evet. Evet. Burada da bu manada. Evet. Burada da bu manada kullanmıştır. Yani hiçbir belaya düşer olup da rezil ve hakir olmuş değilsiniz. Ya da olmayasınız. Bir temenni. Ya da olmayasınız. Aa, işte Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir dua almak var ya, Allah ne kadar güzel. Değil mi? Evet. Gayra hazaya terkibi haldir. Ma mahi kavme sıfat olarak mecrur rivayeti de vardır. Evet, terkibi hal yani terkip şekilde haldir. Ma mafi bununla beraber kavme sıfat olarak verildiğinden mecrur rivayeti de vardır. Evet, devam edelim. Nedma bazılarına göre nedmanın cem'idir. Pişman olanlar manasındadır. Nedime pişman olmak ya. Evet. Hani nadim oldum ey Rabbim eski dualarda çok. Evet. Bir takımları bunun nadimin cem'i olduğunu söylerler. Yani bu nedma nedmanın cem'i mi yoksa nadimin cem'i mi? Daha çok nedmanın cem'i olarak bilinir ama nadimin cem'i olduğunu söyleyenler de var. Evet. Bu takdirde cem'i nadimin gelmek icap ederse de eğer nadimse çoğulu nadimin gelmek icap ederse de evet. Sözü güzelleştirmek için hazaya kelimesine tabi kılınmış. Yani hazaya'nın kalıbında feala ya. Feala nedama. O da aynı kalıba uydurulur. Arapça seciyeli bir dil. Kafiyeli bir dil. Şiir yazmak da çok kolay. Yani adam 2000-3000 beyit yazıyor, sonunun harfiyle bitiyor. Sen Türkçe'de 2000-3000 beyit yazamazsın sonu mesela neyle biten. Kolay olmaz. Nuniye gibi mesela. Evet. Devam edelim. Bunun emsali Arapça'da çoktur. Yani bu tür yani sonların uyarlandığı mesela. Mesela Araplar inni atihul inni atihi atihi bil gadaya vel aşaya. Yani ben ona sabahları akşamları gelirim derler. Yani mesela gadaya aşaya kelimesi. Evet. Bu cümlede gadaya kelimesi aşaya'ya tabi kılınmıştır. Evet. Müfredi gadat olduğu için aşağıdan ayrılarak cem'i yapılsa gadavat demek icap eder. Herevi bu hadisin gayra hazaya vela nadimi rivayet edildiğini söylemiştir. İmam Herevi yani hazaya'da problem yok, o hazyanın çoğulu da, ama bu nedama meselesinde eğer nadimin çoğuluysa çoğulu nedir? Nadimindir, bu şekilde de rivayet edildiğini söylüyor. Evet. Hasılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasılı yani özet, maksat, hedef, söylenmesi gereken son söz. Bu kadar bilgiyi verdik, kafa karıştırdık. Şurayı al yeter. Evet. Hasılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşbeş ederken bu kelimeleri kullanmasından maksadı kendilerine iltifatta bulunmaktır. Evet. Yani iltifat ediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam bunlara. Evet. Yani sizler Müslümanlığı kabul etmekte gecikmediniz. İnatlık göstermediniz. Sizi utandıracak veya rezil rüsva edecek yahut geldiğinize pişman bırakacak esirlik ve benzeri bir halde başınıza gelmedi demek istemiştir. Evet. Rezil rüsvay. Bak bunları unutmayın. Hoşbeş etme. Rezil rüsvay. Küfranı nimet. Bunları yeniden ihya etmek lazım. Birilerin neyine? Bak orada bir kelime geçti. Ramına. Birilerin ramına. Evet, devam edelim. Femurna bir emrin fasli. Şimdi ne yaptı? Diğer hadiste geçmedi tarikinde. Bize fasıl bir emir. Ne yap? Emret. Neymiş o fasıl? Evet. Cümlesindeki emrin iş manasına da
nehyin zıttı olan emir manasına da kullanılmış olması ihtimali vardır. Şimdi yani emir yani iş, durum. Ya da neyin zıttı? Yasağın zıttı emir. Yani ya bize bir iş emret ya da bize farz bir şey emret. Yasağın zıttı, illa yapmamız gereken bir şey emret. Emir kelimesi iki anlamda ifade eder Arapçada. Bir iş, durum ya da ney? Emir. Emir. Neyin zıttı? Nehyin, yasağın zıttı emir. Evet. Birinci ihtimale göre cümledeki fasıl kelimesi dayan edilmiş açık manasına gelir. Eğer birinci ise yani bir iş, yani bu ney? Fasıl. Yani ney? Beyan edilmiş açık. Kestirme demiş mesela tercümesinde. Beyan edilmiş açık. Yani ne demek beyan edilmiş açık? İçinde ne yok? Şüphe yok. İçinde batıldan, şerden, kötülükten ne yok? Bir eser yok. Evet. O halde cümlenin manası şöyle olur. Bize ayan beyan bir iş emret. Yani o zaman ayan beyan bir iş emret olur işte. Açık, net. Evet. İkinci. Bak eskiden açık yok, net yok. Ayan beyan var bak. Gördün mü? Bunu da unutma. Eskiden ayan beyan var. Hepsi Arapça kelime. Şimdi açık, net, kesin. Bir sürü şey var. Devam et. İkinci ihtimale göre fasıl hakla batılın arasını ayıran demek. İşte eğer bu emir, dini emir nehyin zıttıysa hakla batılın arasını ayıran. Evet. Bu takdirde cümlenin manası bize hakla batılın arasını ayıran bir emir ver şekline girer. Evet. Yani ama ne yapmış tabi bunu, bu bilgiyi şerhe saklamış. Tercümede ne demiş? Kestirme. Neden? Şimdi bunların hepsini tercümede veremez ki. İşte bak şerhin güzelliği burada. Adam diyor ki ben diyor alırım diyor Buhari'yi, tercümeyi okurum. Okursun ama işte o kadar okursun. Ama şerhi okursan ne kadar çok bilgin olur. Şimdi böyle diyorum ya hoca gönderme yapma diyorlar. Gönderme yapmıyorum ya, diye söylüyorum. Ben de buna tabiyim de onun için. Ben kendimi müstesna kılmıyorum yani. Şerh okunacak. Şerh okunacak. Okumak zorundasın şerhi. Evet. Devam edelim. Hadisteki min veraekum ya da men. Men veraekum kelimeleri asıl nüshalarda böyle bulunmuşlardır. İkisinin manası da netice itibariyle bir açıkladık ya. Ha gerisindekilere, sonradakiler, ha ne arkada bıraktıkların çok bir şey ne yapmıyor? Fark etmiyor. Çok bir şey fark etmiyor. Evet. Devam edelim. Yukarıdaki rivayetten fazla olarak bu rivayetten çıkarılan hükümler. Bak bu çok önemli. İlk rivayetten, İbn Abbas'ın ilk tarikinden farklı olarak fazladan bu rivayette olanlar. Bu da çok önemli. Bu da ne? Şarihin yani bize bir neyini veriyor? Uslubunu veriyor işte. Bak bu da yani ilk rivayette olmayıp zikredilmeyip burada geçen şeyler. Ne kadar güzel, görüyor musunuz? Şimdi biz onları teker teker baktık ama şimdi onları bize burada topluca veriyor. Neymiş burada fazladan olanlar? Bir, tercüme caizdir. Bak ilk rivayette tercüme yok. İki. İki, tercüme için bir kişi kafildir. Çünkü tercüme haber kabilindendir. Haber-i vahide itimat edilmiş. İşte yani var ya şu arkadaşlar, yani şu istidlal bile yani Hanefi bir alimin ağzından çıktığında başka bir değer kazanıyor. Şimdi adam diyor ki haberi vahitle ne amel caiz değil. Bak adam yani. Ya tercümenin bir kişisi caiz. Başbakan adam işte bak bir kişi tercüme ediyor. Bütün medya teslim. Yani bu da ne diyor işte, tek kişinin haberi nedir? Caizdir. Ebu Cemre'nin haberiyle İbn Abbas ne yapıyor? Yetiniyor. Sadece İbn Abbas mı yetiniyor? Dinleyenler de yetiniyor. Çünkü aralarında onlardan alıp İbn Abbas'a, İbn Abbas'tan alıp onlara, tek bir kişi. Bak haberi vahid caiz. Haberi vahide itimat edilir. Bu çok önemli. Yani daha önce bir yerde daha geçmişti hatırlarsanız haberi vahid. Bu ikinci yer. İşte bunları böyle not edip, Türkiye'de böyle çok fazla konuşan ilahiyatçı var. Tamam mı? Ya işte bu ehli hadiste böyledir, Hanefilerde böyle değildir diyenlerin ağzına tıkmak lazım. Ağzına ne yapmak lazım? Tıkmak lazım. Ehli hadise göre, hadisçilere göre haberi vahid nedir? İtimat edilen nedir? Bir haberdir, bize göre değil. Çünkü Hanefilerde böyle. Yani hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Evet, devam edelim. 3. Kadının yabancı erkeklere fetva sorması
ve hine hacette onlara sesin işittirmesi caizdir. Gayet güzel. Kadını yabancı erkeklere fetva sorması. Gelip İbn Abbas'a sormuş. He. Ve hine hacette ne demek hine hacette? Hacet gerektiği. Ya da gerektiği vakit. Hin vakit, zaman. Hine hacet ihtiyaç vuku bulduğunda demek. İhtiyaç vuku bulduğunda sesin işittirmesi de caiz. Kadının sesi namahrem. Doğrudan böyle bir şey yok. Hadislerde buna delil yok doğrudan. Ya ne? Cilveli kadının sesi namahrem. Abesle iştigal eden kadının sesi namahrem. Yoksa kadın gelir elbette adresi kaybetmişse gider polise sorar. Yok namahrem. Şimdi bir gün bir bakkaldayım. Bir kadıncağız geldi. Allah onun da benim de imanımı arttırsın. Yani ben bunu gözümle bir başaret ettim. Peçeli, sadece gözleri gözüküyor. Geldi kadıncağız. Yani herhalde diyorum ki 30-40 yaşlarında falan o civar. Geldi, peyniri gösteriyor şöyle parmağınla. Bakkal dedi ki peynir mi istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Yarım kilo. Yarım kilo. Ha. Neyse adam kesti verdi falan filan. Kadıncağız gitti. Dedim ki hayırdır ya dedim, dilsiz mi? Hani olur ya. Yok hocam dedi. Kadın sesi namahrem diye dedi. Yani konuşmuyor. Türkiye'de. Ya dedim ifrat ya. İfrat. Kendine hiç gelmedi. İfrat. Bakın İfrat. Ya. Böyle bir şey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yok. İfrat. Yani biz yani sahabe hanımlarından daha muttakiyiz maşallah ya. Daha muttakiyiz. Ha. Yani bu takva işini anlatınca aklıma ne gelir? Bir gün Arafat'tayız, vakfedeyiz. Ha. Bütün hocalar anlatırlar, müftüler anlatırlar hacılara. Derler ki ihramın altında hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak ihramın altında. Sadece bir kayış olacak. Eğer olursa o da dikişsiz olacak. İşte öğlen namazı ikindi ile cem edilecek. Hacı abdest alıyor. Ayağını bir kaldırdı. Altta peygamber donu. Uzun. Dedim ya hacı amca bu ne dedim ya. Bir kurban kesmen gerekiyor. Git dedim bunu hemen dedim. Şurada dedim şeyde çıkar dedim. Abdesthanenin orada. Oğlum dedi çıkarmam dedi. Ya kayarsa dedi. Yahu dedi kayarsa dedi. Düşerse dedi işte dedi. Uzuvlarım gözükür. Dedim ki hacı amca böyle vesveseleri at bir kenara. Yok dedi ben çıkarmam. Ben de dayanamadım. Dedim ki ya dedim hacı amca dedim. Yani dedim senin uzun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ınkinden daha mı kıymetli ya dedim. O böyle bir şey düşünmemişti dedim yani. Ha, sen mi düşünüyorsun deyince durdu. Ha, doğru söylüyorsun dedi gitti çıkardı. Yani böyle bir takva olamaz ki. Ya, bu şeytanın vesvesesi. Yani biz neye bakacağız? Kitabullah'a ve sünneti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunlar abesle iştigal. Böyle şey yok. Neyse o. Yani Mustafa Sabri Efendi'nin dediği gibi yani su gelince teyemmüm bozulur. Şari böyle emretmişse başımızın neyi? Tacı. Bitti. Bu kadar. Şari emretmişse yapacaksın. Şöyleydi, böyleydi, böyle mi olur, şöyle mi olur? Bunlar vesvese. Bunlar yani yeri geldiğinde fuzul. Yeri geldiğinde de haram. Evet. Devam edelim. 4. Bir kimsenin misafirlerine merhaba diyerek tatyibi hatırda bulunması müstehap. Tatyibi hatırda bulunması müstehaptır. Tatyip güzelleştirme, hatır yani onları ne yapma, terhip etme anlamında. Evet. 5. Bir cemaate ders takdir eden alim gerek onlara maksadını anlatmak gerekse onların maksadını anlamak için başkasının yardımına müracaat edebilir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma öyle yapmıştı. Yani Ebu Cemre'nin yardımını almış değil mi? Evet. 6. Hadis-i şerifte ibadetlerini eda eden bir Müslümanı cennete tebşir var. Cennetle tebşir var. Evet. Cennetle ne yapmış? Tebşir etmiş. Yani tebşir ne demek? Müjdeleme. Evet. Müjdeleme değil mi? Şimdi İbn Abbas hadisinin arkadaşlar 3. tariki. Evet alalım. Gâle limâmu müslim rahmehullah ve haddeseni Ubeydullah ibn Muazin gâle haddesena ebi ha gâle ve haddesena Nasr ibn Aliyyinil cehdemiyyü gâle akbarani ebi gâle cemiyan gâle haddesena
Gurratu ibn Halidin an Ebi Cemre'te an İbn Abbasin an Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem bihazal hadisi nahvu hadisihi nahvu hadisi şubbeti. Evet. Ve kâle enhâkum amma yummezu fid dubbâi vel nakîri vel hantemi vel muzaffeti. Ve Zad ibn Muazin fi hadisihi an ebihi kâle ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Lil eşecci Abdülkaysi inne fike le hasleteyni yuhubbuhumullahu el hilmu vel enatu. Evet. Tabi inne fike hasleteyn bizde sende lam koymuş. Değişik lafızlar, değişik rivayetler olduğu için bizde doğrudan lamsız. Evet. Bu da diğer bir rivayeti. Okuyalım terşeyi, senedi. Bana Ubeydullah bin Muaz rivayet etti. Dedi ki bize babam rivayet etti. Ha yani ha neydi? Tahvil. Ha demeyeceksin onu. Tahvil diyeceksin. Heh. Şimdi dikkat ederseniz bana demiş. Gördünüz mü? Bize dememiş. Bana. Heh. Ubeydullah bin Muaz. Ubeydullah bin Muaz'a da babası Muaz. Demek ki İmam Müslim şeyhi ve şeyhinin şeyhinden alıyor. Yani şeyhi oğul, şeyhinin şeyhi de oğlun babası. Sonra tahvil diyor, değiştiriyor ve haddetena Nasr İbni Ali diyor. Evet. Bize ne yaptı? Bak bana demiyor bu sefer. Bize Nasr İbni Ali el Cahdami rivayet etti. Kale ahbereni ebi. Nasr'a da kim? Babası Ali. Yani demek ki her iki rivayette de şeyh ve şeyhin şeyhi baba ve oğul. Evet. Gala cemian. Her ikisi yani kim? Muaz'la Ali. Yani her iki baba. Anladık mı? Her iki ney? Baba. Evet şimdi oku. Yok. İkinci paragrafı oku. Bize Nasr bin Ali el-Cahdemi dahi rivayet etti. Dedi ki bana babam haber verdi. İkisinin babaları hep birden demişler. Bak, ki. Bak güzel işte. Babalarını ne için almış? Parantez. Gördünüz mü? Yani hem Muaz'ı kastediyor hem Ali'yi kastediyor. Evet. Bize Kurratu bunu Halid. Demek ki bu iki baba da kimde birleşmiş? Kurra bin Halid'de. O da kimden? Ebu Cemre'den. Diğer rivayette nerede birleşti müşterek ravi? Ebu Cemre. Yani burada Ebu Cemre'den rivayet eden Kurra. Öbürkünde Ebu Cemre'den rivayet eden Şube. İlkinde Ebu Cemre'den rivayet eden kim? Abbat bin Abbat. Anladık değil mi? Devam edelim. O da İbn Abbas'tan. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakler. Bu hadisi Şube'nin hadisi gibi rivayet etti. Niye Şube'nin hadisi gibi rivayet etti? Çünkü müşterek raviden bir önceki ravi. Yani burada Şube'nin hadisi gibi rivayet eden kim? Kurra bin Halid. Çünkü öbürkünde Ebu Cemre'den kim rivayet etmişti? Şube. Burada kim rivayet etti? Kurra bin Halid. Evet. Bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi Dubba, Nakir, Hantem ve Müzeffette ekşilten hoşaftan nehyediyorum. Ekşitilen. Yani ekşitilen yani mayalatılan demek. Yani öyle şey yapmış, tercüme etmiş. Ekşitilen, mayalatan yani nebiz haline getirilen yümbet. Yani şimdi burada açık bir ifade var. O da ney? Doğrudan bu kaplar değil ya ney? Bu kaplarda ekşitilen. Anladık mı? Hoşaftan nehyediyorum. Diğer rivayetlerde ne geçmişti? Ha? Kaplar ama içinde ne yapılıyordu? Şıra konuyordu değil mi? Hoşaf dediği şıra. Burada hoşaf olarak tercüme etmiş onu. Yani burada şırayı hoşaf demiş. Yani her anlam. Yani kimyasal işleme tabi tutulmadan şıraya da hoşaftır. İçilir, yenir. Neyse. Ama işte ne yapılır? Bu söylediğimiz dubba, nakir, hantem, müzeffette ekşitilirse, mayalandırılırsa men edilir. Evet. Devam edelim. İbn-i Muaz babasından nakle rivayet ettiği hadisinde şu cümleyi de ziyade etmiş. Şimdi İbn-i Muaz yani babası Muaz'dan naklen rivayetinde. Halbuki bir de kimden vardı? Nasr bin Ali.
Yani Nasır babası Ali'den rivayet ediyordu. O Nasır babası Ali'den rivayetinde şu söyleyeceği İbn Muaz'ın Muaz'danki yok. Şimdi o Muaz'ın oğlu Muaz'dan bak nasıl rivayet ediyor. Evet. Babam dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşecce Abdülkaş'ın eşeccine. Yani şimdi Eşecce dedi. Eşec bir adam ismi. Ama açıklıyor. Hangi Eşec? Abdülkays'ın eşeccine. Evet. Hakikaten sende Allah'ın sevdiği iki haset var. Vakar ve teenni. Evet. O Abdülkays'tan gelmemiş miydi bu delegasyon? Evet. Nereden gelmişti? Abdülkays'tan ha. O eşecce yani Abdülkays'ın eşeccine diyor ki hakikaten diyor sende Allah'ın sevdiği ki Resulullah da sever demektir. İki haslet var. Vakar ve ney? Teenni. El hilmu yani vakar demek yumuşak huyluluk demek. Efendilik demek. Ha. Vel enatu ney? İşleri sabırla, teenniyle, acele etmeden, düşünerek ne yapma? Tedebbürle yapma. Evet, açıklayacak birazdan. Evet. Devam et. Şimdi şerh yapıyor. Hilm, akıl, vakar ve sabır manalarına geliyor. Evet. Akıl, vakar ve sabır manalarına. Aynı zamanda yumuşak huyluluk. Yumuşaklık. Evet. Ha. Enaet, acele etmeyip teenni ile hareket etmektir. Güzel. Eşeç, başı yarık manasındadır. Eşeç, başı yarık demek. Evet. Eşeç'in ismi El-Munzir bin Aiz'dir. Daha önceden geçti. Evet. El-Munzir bin Aiz. Evet. Sahih ve meşhur olan bu ise de ismi yine de ihtilaflıdır. Yani tam nedir ismi? Evet. İbn-i Kelbi'ye göre El-Munzir bin El-Haris'tir. Yani Munzir bin Aiz değil El-Haris. Evet. Bazıları El-Munzir bin Amir. Aiz değil Amir demiş. Evet. Olduğunu söylemiş. Bir takımları El-Munzir bin Ubeyd, daha başkaları Abdullah. Şimdi buraya kadar dur. Şimdi ismi tamam. Hepsi ittifak etmiş de babasının isminde ihtilaf etmişler. He. Bir kısmı babası Haris demiş, bir kısmı Amir demiş, bir kısmı Ubeyd. Ama başkaları daha hiç Münzir değil. Bu kimdir? Daha başkaları Abdullah bin Avf olduğunu rivayet etmişler. Evet. Hatta Aiz bin El-Munzir olduğunu iddia edenler bile. Yani yer değiştirmiştir. Münzir bin Aiz değil, Aiz bin Münzir. Evet. Bu zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu Abdülkays kabilelerine götüren Munkiz bin Hayyan radıyallahu anh'ın kayınpederi. Yani bunda ittifak var. İsmi ne olursa olsun bu zat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın mektubunu Abdülkays kabilesine götüren Abdülkays kabilelerindeki o biliyorsunuz pek çok aşiretten oluşuyor anlamda söylüyor. Munkiz bin Hayyan'ın kayınpederi evet. Yüzünde kılıç veya bıçak yarasından kalma iz bulunduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Eşeç yani başı yarık lakabını vermişti. Sonraları Eşeç Abdülkays diye şöhret buldu. Yani adam Eşeç o anlamda ama sonraları yani Abdülkays'ın neyi? Başı yarık olanı. Onunla ne yaptı? Nam saldı. Evet. Bu lakap hadisesi şöyle olmuştu. Hadisesi şöyle olmuştu. Abdülkays heyeti Medine'ye vasıl olunca da ne demek vasıl olunca? Ulaşınca. Derhal. Derhal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına koştular. Yalnız Eşeç hayvanların yanında kalarak eşyayı toparladı. Evet. Yani hepsi Peygamber Efendimiz'in yanına koştular. Eşeç hayvanların yanında kaldı. Eşyayı topladı. Devesini bağladı ve en güzel elbiselerini giydikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Yani deveyi sağlam kazağa bağladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gideceği için en güzel elbiselerini giydi. Muhtelif rivayetler var. Kokusunu süründü. Evet. He. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturtmak suretiyle kendisine ikram ve iltifatta bulundu. Evet. Yanına oturttu Aleyhisselatü Vesselam onu. İkram ve iltifatta bulundu. Sonra heyete şunu sordu. Gerek kendiniz gerekse kavminiz için beyat ediyor musunuz? Yani evet. Hem kendiniz namına hem de kavminiz namına bana beyat ediyor musunuz? Evet. Heyet evet diye cevap verdiler. O zaman Eşeç şunları söyledi. Ya Resulallah şüphesiz ki sen bir kişiden dininden daha aziz bir şey istemedin. Biz kendi namımıza sana beyat ederiz. Sen de bizimle birlikte onları dine davet ederek birini gönderir. Edecek birini göndeririz. Artık bize tabi olan bizden olur, tabi olmayanı öldürürüz. Yani şimdi demek istiyor ki ey Allah Resulü. Onlar dediler ki kendi adımıza ve kavmimiz adına sana beyat ediyoruz. Eşeç sözü ne? Sarih bir adam. Keskin bir adam. Kendi adımıza sana beyat ediyoruz. Ama geride bıraktıklarımıza gelince
bir adam yolla, öğretici. İnananlar beyat etsinler, inanmayanlara gelince yapacak bir şey yok, onları da ne yapalım? Keselim, öldürelim. Evet. Yani onlar adına söz veremem ki demek istiyor. Edeni de olur, etmeyeni de olur. Evet. Eşittim bu sözleri üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Hakikaten sende Allah'ın sevdiği iki aslet var. Vakar ve teenni buyurdu. Yani işte bundan dolayı söyledi. Tabii şimdi İmam Müslim'in sıhh şartı kavi olduğu için rivayeti ne yaptı? Kesti. Diğer kaynaklarda bu geçiyor. Evet. Bak, evet, devam et. Ebu Ya'la'nın müsnedi ile diğer bazı eserlerde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince Eşeç, bu hasletler bende eskiden mi vardı yoksa yeni mi peyda oldular diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır, eskidir buyurmuş. Evet. Yani hani bu senin hani belki duanla, işte senin neyinle, işte ferasetinle, işte ruhiyetinle belki oluştu ama yoksa eskiden de var mı? Hayır, eskiden de var diyor. Evet. Eşeç beni sevdiği iki haslet yaratan hasletle. Eşeç beni sevdiği iki hasletle yaratan Allah'a hamdolsun demiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz eski deyince beni sevdiği iki hasletle yaratan Allah'a ne olsun? Hamdolsun demiş. Evet. Hadis-i şerif fitneye düşürmeyeceğinden emin olmak şartıyla bir kimsenin yüzüne karşı medh etmenin caiz olduğuna delalet ediyor. Ama medh edilmeyi istememek lazım. Medh edilmeyi isteyene ne demek lazım? Gözünü ne doyursun? Ya da yere burnun yere süssün. Yok, o onunla alakalı bizim bir çalışmamız var. Bir daha derste onu ne yap? Birkaç tane çıktı al, kalınca bir çalışma. Basmadık onu, ileride basacağız. Hepimizin, kusura bakma arkadaşlar, kusura bakmayın, babalarımızın zekerinden düştüğümüz meyanda. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu açıkça ne yapıyor? İfade ediyor. Ne demek babalarımızın zekerinden düştüğümüz? Yani kimse kimseyi ne yapmasın? Methetmesin. Kimse kimseye karşı ne yapmasın? Üstünlük taslamasın. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok güzel bir nasihati var. O işte o rivayetle alakalı bir tahriç olması lazım aşağıda. Birkaç tane şey yap. Önümüzdeki ders inşallah fotokopisini verelim. Evet, devam edelim. Devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu birçok ashabına karşı yapmıştır. Bağhusus Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında eğer bir kimseyi kendime yakın dost ittihaz etseydim Ebu Bekir'i dost edinirdim. Yani halil kelimesi. Halil. Dost derken yani daha dosttan da yüce. Halil. Evet. Can dostu diyelim hani ona. Belki daha doğru olur. Can dostu. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a şeytan bir yolda sana rastlasa mutlaka başka yola sapar buyurmuş. Hazreti Ali radıyallahu anh'a dahi bana nispetle sen Musa'ya nispetle Harun yerindesin hadisiyle medhü senede bulunmuştur. Bununla beraber medhen sakının. Medhen sakının. Medihten sakının yani. Övmekten sakının. Yani medhden. Şu Osmanlıcası medh. Arapçadan alma, onun için öyle yapmış. Evet, sakının çünkü. Çünkü o insanı boğazlamak. Ya öldürseydin daha iyi diyor yani aleyhissalatü vesselam. Evet. Hadis-i şerifiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metheden birine din kardeşinin boynu vurdun buyurması gösteriyor ki bir kimseyi yüzüne karşı medihte bulunmak tehlikeli bir iştir. Binaenaleyh bu bapta kaide fitneden %100 emin olmadıkça medhe yanaşmamak. Yani suistimal olmayacak. Karşındaki insanı tanıyacaksın. Yani eğer onu medhetmek, onu ne yapacaksa yüceltecekse, işte nasıl olsa boynuz kulağa geçer deyip de huruc edecekse öyle bir şey yapmayacaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın medettiği insanlar zaten malum insanlar. Yani eşeş de olsa o anda, yani işte gelip de İslam'ı seçip de ne yapan, işte Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bu duayı alan insan da olsa dobra bir insan, yani fil vaka diyelim tabiri caizse, suistimal etmemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da zaten bunun neyinde? Şuurunda. Bildiği için sorun yok. Ama bugün insanları medhetmek tehlikeli. Bugün insanları ne yapmak? Medhetmek tehlikeli. Evet. Burada kalalım. Önümüzdeki ders inşallah
Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'in 3 ayrı tariki var, onu alırız. Sayfa 177'ye kadar 7. baba kadar okuyun. 172'ye kadar. 7. baba kadar okuyun arkadaşlar. 172, 7. bab. Yani fazla yok zaten. 5 sayfa. Burada kalalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.